Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Annem şimdi sizinle birlikte ne yapacaksın? Kaktüsümüzün saksısını değiştireceğim. Evet ama kaktüs bayağı büyük. Kaç yaşında anne? 5 yaşında. Merhaba arkadaşlar. Bu kaktüsümün saksısını değiştirmek istedim. Çünkü artık dar olduğunu düşünüyordum. Batıyor, çok kötü. Dün arkadaşlar çok... elimi... Kaktüsler battı ve halen acısı var. Kaktüsler batmadı anneciğim. Kaktüs dikeni battı. Evet, kaktüs dikeni. Üstüne düştüm. Ellerim tahriş oldu. Çok kötü. Ya. Evet, aynen. Bu dikenler oda diken. Bunun dikeni de gerçekten çok tehlikeli. Kötü. Şöyle bir gösterelim. Nasıl şöyle şu yukarıyı göstert bir. Evet. Şimdi kenarlarını arkadaşlar. Gerçekten çok zorlanacağım. Kenarlarını... 5 yaşında bir kaktüs. Zarar da vermek istemiyorum. Bu şekilde bıçak yardımıyla gevşetmeye çalıştım birazcık. Şuraya da bir bez koydum. Penye bir bez. Şöyle işte çıkartmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim. Ay! Ay çok of. Kötü. Çok kötü batıyor bunun dikeni. Cidden gerçekten çok kötü, çok kötü batıyor. Kaktüsü sevdiğimiz oh için dikenlerine de katlanıyoruz. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel oturmuş. Ne kadar köklenmiş böyle. Buraları yerleştiriyordum arkadaşlar. Ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Nasıl dikeceksin halen beni? Şu saksıya oturtacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Anne sanki kurban bayramındasın da kurban kesiyormuş gibisin. Şu. Bayağı bir dana kızım baksana. Şöyle oturtayım bakayım. Yok, çok mu çukur olacak? İyi mi? Bence biraz iyi toprak ya. Mı koysak? Yo, koyacaksın iyi gibi değil mi Fatma? İyi böyle. Bütün elim diken oldu. Teriz suyun içinde kaldım arkadaşlar. Ay çok kötü ya bunun dikeni. Ay. Bunu nasıl seviyorsunuz ya dikenli? Fatma saçmalama. Anne hayır ama bilmiyorum. Niye sevilmesin kızım şunu? Ama ya benim kaktüsüm olsa saksı falan değiştirmeye kalksam elime diken batıyor ve acısı gerçekten kötü. Bakın bu da kötü. Onun bir saniye kızım. Bu da onun kökündeydi arkadaşlar. Yine aynı saksıya diker miyim bilmiyorum. Sat. Hayır satmayacağım. Evet, şimdi yanlarını toprak doldurmak istiyorum. Şunu alayım anneciğim ben. Bu tarafa doğru. Her taraf toprak oldu yine. Arkadaşlar, iyisinizdir umarım. Bir çekim yapmak falan aklımızda yoktu aslında. Bunu görmenizi istedim ben bir anda. Bakın dibinde ejinopsis kaktüsler, leş kaktüsleri ne ararsanız var. Saksı geniş olunca her şeyi atmışım ben. Ne kadar da toprak aldı. Yani bunu hadi şimdi bu odada saklayacağım da yaz geldiğinde nereye koyacağım bilmiyorum. Bu pencere önümde duruyordu böyle saksısıyla. Bu 5 yaşında hiç açmadı henüz. Bitki besini vermeme rağmen açmadı. İnat ediyor. Ay. Dur. Olta dikenli ya. Girdim mi çıkmayı bilmiyor. Bitki besinleri vermiş olmama rağmen açmadı. Mutfak penceresinin önünde duruyordu. Hatta ben bunu bu arkadaşı tehdit ettim. Hani dedim bu sene de dedim açmazsan senin... dallarını koparıp karşı çatının damına atacağım, çatıya atacağım dedim. Ama korkmadı ya, işe yaramadı tehdidim. Biraz sevgi gösterisi çok yaptım ama o da yaramadı. Tehdit de işe yaramadı. Evet, bu şekilde kaktüsümün saksısını değiştirmiş bulunmaktayım. Evet, öylesine kısa bir çekim olsun istedik. Bir saniye anneciğim. Şuraya da biraz daha toprak koyayım. Evet. Çok güzel. Şöyle bir boydan al anneciğim. Şöyle göstert. Evet, gördüğünüz gibi boylu poslu maşallah.
Çok yakışıklı bir kaktüs. Teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.